Rusya arasında yaşanan çatışma ilk doğduğu andan itibaren tarımsal ürünlerin tedariğinde, yani gıda ürünlerinin üretiminde bir sıkıntı doğacak mı endişesini beraberinde getirdi. Ancak tabii süreç ilerleyince ülkemizin alternatif dağıtım kanalları devreye girdi. Devletimizin de konuyu yakın takip etmesi sebebiyle daha öncesinden gerçekleştirilen ithalat sözleşmelerine ait gemiler ülkemize gelmeye devam ediyor. Mevcut şartlar altında biz Temmuz ortasında Adana'da yeni üretim sezonuna başlamayı planlıyoruz ülke olarak. O tarihe kadar da ülkedeki mevcut ürün stoğu, sözleşmeye dayalı gelmekte olan gıda ürünleriyle, tarım ürünleriyle beraber hiçbir sıkıntı olmaksızın yeni sezona kavuşacağımızı düşünüyoruz. Tabii burada yeni sezonla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Edirne bölgemizde de ilk ekilişleri yapmaya başladık. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak birkaç haftalık bir rötarımız var. Ancak orada yılın yağışlı geçmesiyle beraber son derece müspet bir ilerleyiş var. Bölgemizde önceki yıla göre %10-%15'in üzerinde bir üretim artışı bekliyoruz. Biz bu yıl Ukrayna-Rusya savaşındaki sürecin uzaması durumunda arz talep dengemizin tamamlanması, sonraki aylarda yılın sonuna doğru herhangi bir sıkıntı yaşanmaması ile ilişkili olarak ülkemizdeki üretimi arttırmanın yollarını ilgili bakanlıklarımızla değerlendiriyoruz. 2 hafta önce yeni Tarım Bakanımızı, yönetim kurulumuzu ziyaret ettik. Yeni üretim sezonuyla ilişkin ülkemizdeki diğer tarım havzalarında da üretimin arttırılması konusunda ilave destekler verilebilir mi? Sulama altyapı yatırımlarının hızlıca tamamlanarak birim alandan aldığımız ürün verimini arttırabilir miyiz şeklinde bölge milletvekilimiz Sayın Fatma Aksal'la beraber güzel bir ziyaret gerçekleştirdik. Dün de yine yönetim kurulumuzda Ticaret Bakanımız Mehmet Buş'la Karadeniz Birlik'le beraber yeni sezon öncesi değerlendirmelerimizi yaparak ülkemizin bu sıkıntılı süreçten en az hasarla çıkmasını sağlayacak önlem ve tedbirleri birlikte değerlendirdik. Biz Trakya Birlik olarak da yeni üretim sezonuna elimizden gelen tüm imkanlarla ortaklarımızın yeni üretimlerini sürdürmeleri konusunda tüm imkanlarla onları desteklemeye devam ediyoruz. Tohumdan gübreye, mazot desteğine, ürün avansına kadar yaklaşık 900 milyonu vuran, 900 milyonu bulan bir kredi istihsaliyle elimizden gelen tüm imkanlarla üretimi desteklemeye devam ediyoruz. Bölgemizde de dediğimiz gibi bir önceki yıla göre %10-%15'e varan bir üretim artışı bekliyoruz. Bu üretim artışıyla beraber ülkemizin 2022-2023 üretim sezonunda çok önemli bir sıkıntıyla karşılaşmayacağını düşünüyoruz. Şöyle özetleyebiliriz. Ülkemizin yaklaşık iç tüketimde 1 milyon 200 bin ton yağ ihtiyacı var. Bunun da karşılığı yaklaşık 3 milyon ton. Biz tamamladığımız üretim sezonunda 1 milyon 700 bin ton civarında üretim gerçekleştirdik. Ülke yeterliliğimizin %60-65 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu geçtiğimiz günler Cumhurbaşkanımızın açıkladığı sulama yatırımlarının süratle tamamlanmasını içeren hızlı bir yatırım planıyla ülkemizdeki tarım alanlarını daha hızlıca suyla kavuşturursak 3 yıllık 5 yıllık orta vadeli bir periyotta ihtiyaç duyduğumuz ayçek üretim miktarını ülkemizde biz rahatlıkla üreteceğimizi düşünüyoruz. Bölgemizde devam eden 2 önemli sulama altyapısı var. Çakmak ve Hamzadere. Bunların tamamlanması durumunda biz Trakya olarak zaten hem ülkemizin çeltik ihtiyacının hem de ayçek üretim ihtiyacının çok büyük bir kısmını karşılayacağımızı düşünüyoruz.